Herkese iyi öğlenler diliyorum. Tünaydınlar. Bu çok yorgun olduğumuz için, hepimizin çok yorgun olduğu için harika bir sunum zamanı değil muhtemelen ama... MCDC ve AFC.com üyesi olduğum için size bir sunum yapacağım. Bizim gruptan bahsediyor olacağım. Acaba ne işler yapıyorlar ya da nelerle ilgileniyorlar diye umarım sorularınız olursa da geri dönüşleriniz olursa lütfen bana bildirin. Movement Charter ne demektir peki? Hemen bundan bahsedelim. Bu bir dokümendir aynı zamanda. Buradaki sorumlulukları ve rollerden bahseder. Wikimedia Vakfı ile alakalı. Aynı zamanda ortaklıklardan bahseder ve bu da bizim süreç zamanlamamızdır bu. Mümkün olduğunca çok güncellemeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar güncellersek tabii ki de o kadar iyi. Görselleştirilebilecek şekilde bizim zamanımız böyle. Zamanlamamız en azından iş akışımız bu durumda. Görebildiğiniz gibi 2022 Kasım ayında tekrardan bunlarla alakalı feedbackler alacağımız bir şey olacak ve gelecek slaytlarda bununla alakalı daha çok konuşacağız zaten. Movement Chart'la alakalı söyleyebilecek başka şey söyleyebilirim. 15 gönüllüden oluşan, tüm dünyada bulunan 11 farklı zaman ölçüsünden, zaman saat diliminden gelen insanlarız biz. Aslında bizim en büyük amacımız da şu, bazı belgesellerle gelmek istiyoruz, dokümentlerle gelmek istiyoruz. Bu insanlar Movement Charter üyeleri, görebiliyorsunuz, isimleri var, görebiliyorsunuz. 3 kişi tarafından da çok destekleniyoruz. Abadnu ve Karel, bizimle çalışan bot. Bunu birazcık ileri götürmek için neler yapabiliriz? Bizim için taslak ekiplerimiz vardır. Bununla ilgili gerçekten büyük çalışmaları yapıyorlar. Değerleri ve prensipleri vardır. Onlarla alakalı bilgiler verilebilirler. Mesela İletişimle alakalı şöyle şeyleri kullanıyoruz. Online'lar, online şekilde görüşüyoruz. Farklı komünitelerle, topluluklarla görüşüyoruz. Ya da işte Zoom toplantılarımız oluyor en azından. Bu aşağı, bu daha küçük komitelerimizin, alt komitelerimizle alakalı ilgilenen arkadaşlar var. Bunları merkezileştiren arkadaşlarımız var, onların rollerini ve sorumluluklarını belirtenler var. Bu bütün deneysel bilgileri bu görevli komite tarafından elde ediliyor. Şu an 3 ayrı taslak grubuna bölündük diyebiliriz aslında. Preamble birincisi. Bizim tabii ki de değerlerimiz ve prensiplerimiz vardır ve doğal olarak da rollerimiz ve sorumluluklarımız vardır. Şimdiye kadar yaptığımız charter'lar bunlar. Görebildiğiniz gibi bizim sözleşmemiz ve tüzüklerimiz vardır. Bu hareketimizle alakalı açıklamalarımız, rollerimiz ve sorumluluklarla alakalı yazılarımız var. Basit tutmak gerekirse onları, her birini açıklama tüzüğünde açıklıyor olacağız zaten. En betimleyici şekilde, en azından tüzükte bahsedeceğiz bundan. Her biriyle alakalı farklı tüzüğümüz bulunacak. Bu
karar vermeyle alakalı da bir tüzüğümüz olacak. Henüz bu tüzükle alakalı çalışmalarımızı yapmadık. Web komünitesiyle paylaştık bunu. Wikimedia topluluğuyla toplandığımızda bunu paylaşmıştık onlarla. Ve son halinde, son tüzük halinde tartışmalarımızda bununla ilgili feedbacklerimizi de yapacağız en kısa zamanda. Bu tüzüklerin çalışılır halde uzun gelecekte bu konuda iyi iş yaptığıyla ilgili emin olmak istiyoruz. Genel olarak anahtar içerikler şunlardır. Bizim yüksek derecede, iyi kalitede dokümantasyonlarımız olmalı. Buna inanıyoruz. İkincisi en detaylı bilgiye ve bu bilgiyi verecek içeriğe dayanıyoruz. Aynı zamanda açıklamalar kesinlikle net ve anlaşılabilir olmalı. Buradaki tüzükte ya da yazılanlarda neyse onu en iyi şekilde açıklıyor olmalı. Ve her seferinde destekleyici, teşvik edici ve bilgilendirici olmalı. Daha önce de bahsettiğim gibi farklı bölümlere ayrıldık komünite olarak. Farklı seviyeleri, farklı durumları, farklı kullanıcı grupları kendi aramızda bölüşerek daha detaylandırıyoruz. Her biriyle ilgili hala ayrı ayrı çalışmalarımız var. Bu stakeholder ile alakalı fikirlerimizin arkasında kesinlikle şu düşünce var. Bunlar üzerinde hala çalışılması gereken ve ayrı ayrı evet düşünülmüş olması gereken şeylerdi. Siz bizle alakalı daha sonra duyacaksınız. Bize nasıl katılabileceğinizle ilgili bilgi öğreneceksiniz. Daha çok insanı kendi grubumuza almayı çok istiyoruz. Tabii ki de bazı ilişkilerimiz de olabilir. Bizi temsil eden insanlar da olabilir. Çok güzel bölgelerden, büyük topluluklardan insanları alıp biz de daha büyük bir topluluk olmak istiyoruz. Ve tabii ki de daha fazla ortak çalışabileceğimiz partnerlerimiz ve topluluklarımız olsun istiyoruz. Şunu daha çok açıklamıştım, daha önce de açıklamıştım. Şimdi de menfaat sahiplerinden, bundan yararlananlardan bahsedecek. Sizler ne kadar çok feedback verirseniz bunun bize şöyle fırsatları olur. 10-2 üzerinden bunu görebiliriz ya da burada araştırmalar yapabiliriz ya da online görüşmeler yapabiliriz. Eğer herhangi bir sorunuz ya da açıklamanız ya da bir tavsiyeniz olacak olursa lütfen womancharter@wikipedia.org'dan bize ulaşın. Bu bazı kontak adresleri görebileceğiniz sağ tarafta görüyorsunuz. Bunlar opsiyonel bilgiler aslında. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bize sorular sorabilirsiniz. Sizin için birkaç tane soru var önerebileceğimiz. Belki düşünebileceğiniz. Nasıl katkı sağlayabileceğinizle alakalı sorular mesela. Nasıl görüyorsunuz? Küresel kansile, küresel durumu nasıl görüyorsunuz acaba? Ya da şunu düşünebilirsiniz. Şu an var olanlarla ileride göreceğimiz, örneğin 2030'da göreceğimiz durumlar arasında ne gibi farklar olabilir? Biliyorsunuz bir sürü farklı yerlerden geldik biz. Tabii ki de birçok tartışmaları da kendi ülkelerimizde duyduk. Acaba neler değişecek? Nasıl tanımlayacağız? Ya da bir şeyler nasıl daha iyileştirilebilir? Bununla alakalı belki sorular sorabilirsiniz. Ve çok önemli bir soru daha var. Bu konuyla alakalı charter
oranlaması ile alakalı ne gibi önerileriniz olabilir, ne görmek istersiniz, bununla gibi düşünebilirsiniz. Zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Ben bütün sorularınızı hazırım. Evet, cevaplamaya hazırım. Kendi muhteşem süper güçlerimle söyleyebilirim şu an, hani soru yok. Buradaki insanlar belki de şu soruyla kaldılar, hani neden bununla ilgileneyim ki? Beni neden ilgilendirsin ki? Tamam, çok güzel açıkladınız ama nasıl problemler var? Çözülmeyi beklenen nasıl problemler var? Neyi çözmeye çalışıyoruz biz şu an burada? Belki birkaç cümle daha söyleyebilirseniz bu insanların gerçekten aslında bunu ilgilendiğiyle alakalı, belki onlara farkındalık sağlayabilirsiniz. Çok fazla iş yapıyorsunuz. Şu an çok iyi yapıyorsunuz. Bunu, hub'lar, bugün merkez dediğimiz hub'lar, yarın bir gün bizim işimizi en kolaylaştıracak şeyler olacak. Şu an bu feedbacklerini de topluyoruz. Geri dönüşleri topluyoruz, biliyorsunuz ki. Girişlerinizi internete yüklediğinizde bu datanın size özel olduğunu bilmek istiyoruz. Tüm bölgelerde bunlar rehber yapı gibi kullanılabilir. Katsanız da katılmasanız da. Benim sorum şu. Tartışmalar, İngiliz dilindeki tartışmalarda bulunuyorsunuz. Bizim toplumumuzu düşünün, mesela Türkiye ya da Rus komitesi. Onlar kendi dillerinde konuşuyorlar ve bir şekilde vakıf bu durumu çözümledi sanki. Sizin hani ulaşmaya değil de tercüme etmeniz gerekiyor sadece ve onlara kendi dillerinde mesaj göndermeniz lazım. Gelecekte bu konuyla alakalı nasıl önlemler alacaksınız? Bu mesajları forma yükleyebilme ve daha fazla bir şey yapamama konusunda ne gibi önlem alabilirsiniz? Her biri tercüme edilmiştir aslında bunların. Şimdilik farklı dillerde konuştuğu konusunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili bir sonuç bütçemizde var. Bu belgelerin tercüme edilmesi gerektiğini ve birçok farklı kanalda devam edecek olması gerektiğini ve bunun ötesinde zaten yapılması gerektiğini biliyoruz. Ve bununla alakalı da organize olduğumuz ve elçilerimiz var. Spesifik bir cevap veremeyeceğim şu an size ama bu elçilerimiz, bahsettiğim elçilerimiz gerçekten bu konuyla alakalı yardımcı olmak için de hazırlar. Kendi dillerinde konuşup ve bu dil bariyerini arada aşmak için yardımcı olacaklarının sözünü almış durumdayım diyebilirim. Sizi her konuda güncel bilgiyle karşılayacak ve en azından katılma konusunda katılmanız için sizi destekleyebilir. Belki bu durum bizlere katkı vermek için. Bizim her iletişime geçtiğimiz şeyleri kesinlikle tercüme ediyoruz zaten. Eğer bizi anlamayan birileri varsa ya da hali hazırda bekleyen bir dil varsa onların tercümesiyle alakalı hemen işlerimizi yapıyoruz. Kesinlikle non-stop çalışıyoruz, durmadan çalışıyoruz diyebilirim. Nasıl
nasıl bunu belirteceksiniz, göstereceksiniz? Aynı iki hub'ın aynı görselinin bulunmadığını nasıl gösterebileceksiniz? Henüz hub konusuyla ilgili çok iş yapmadık aslında, çok detaylı incelemedik. Evet, biliyoruz bu konuyla alakalı değişiklikler var, farklar var görüntülerinde. Bu soru Wikimedia Summit grubunda sorulan sorulardan biriydi bu soru aslında. Bu konuyla alakalı farklı fikirleri var. Hub'ların nasıl oluşacağı ile ilgili, nasıl var olacağı ile ilgili sorular var. Ve henüz bunu keşfetmedik, henüz çalışmadık bu konuyla alakalı ama bekliyoruz. Birçok sorumluluk var bunu ifade edebilecek. Yapay zeka teknolojileri ve yapay zeka teknolojileri ve son zamanlarda bütün dünyada popülerlik kazanan blockchain teknolojileriyle ilgili çalışmalarınız var mı? None so far. There has been no submission. The only research studies which have been submitted to us for consideration are. Şimdilik blockchain ya da yapay zeka ile alakalı bir çalışmamız yok. Bu yapamayacağız anlamına gelmiyor. Lütfen daha sonra bununla ilgili daha çok konuşalım lütfen. Teşekkürler.